Bugünün Türkiye'sinde egemenler attıkları her adımda, uyguladıkları her politikada var olan eşitsizlikleri daha da derinleştiriyorlar. Kendi sömürü düzenlerini koruyabilmek ve kendi ayrıcalıklı konumlarına, halkın geniş kesimlerine ikna edebilmek için muhafazakar politikalara daha fazla ihtiyaç duyuyorlar. Bu hakikati ortaya çıkarmak için laikliği savunuyoruz, savunmalıyız. Laiklik kavrayışımızı sınıfsal eşitsizliklere odaklanan ve eşit yurttaşlık ilkesini temel alan bir perspektifle oluşturmamız bu bağlamda son derece önemli. Laikliği savunmak, otoriterleşme karşısında demokrasiyi, tek tipleştirme karşısında özgürlüğü ve nihayet eşitsizlikçi politikalar karşısında eşitliği savunabilmektir. Laiklik, hak temelli emek mücadelesinin, eşit yurttaşlığın ve inanç özgürlüğünün güvencesidir. Bu bağlamda eğitim sistemi ve okullarımızı laiklik temelinde yeniden düşündüğümüzde ortaya çıkan tabloyu bir kez daha görmemiz gerekiyor. 12 Eylül askeri darbesinden bu yana din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri zorunlu olarak ilkokul 4. sınıftan 12. sınıfa kadar haftada 2 saat okutuluyor. Bu ders Alevi toplumunun çocuklarına inancını ve değerlerini dinden özerk bir yaşamla yaşayan yurttaşların çocuklarına, diğer inançlara düşmanlaştırmadan yaşamak isteyen çocuklarımıza ve İslam'ın Sünni Hanefi yorumuyla zorunlu olarak okutularak eğitim hakkı ihlal ediliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aksine kararlarına karşın bu uygulama sürdürülüyor. 2012 yılında getirilen 4+4+4 eğitim sistemi ile ortaokullarda haftada 2 saat olarak uygulamaya konulan seçmeli dersler arasına din, ahlak ve değerler başlığı taşıyan 3 ders konuldu. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Peygamber'in hayatı ve temel dini bilgiler dersleri okullarda kimi zaman okul yöneticilerinin, kimi zaman ilçe ve il milli eğitim müdürlerinin zorlamalarıyla seçtirilerek adeta zorunlu seçmeli dersler haline getirilmişlerdir. 20. Milli Eğitim Şurası'nda okul öncesi eğitim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalıdır tavsiye kararı alınmıştır. Bu tavsiye kararı bu yaş grubundaki öğrencilerin gelişim düzeyine uygun olmadığı için çocuğun yararına olmadığı gibi laiklik ve bilimsellik ilkelerimize de aykırıdır. Bu tavsiye kararı şuranın ilgili komisyonlarında tartışılmadan genel kurula baskın biçimde getirilerek alınmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi birçok kurum arasında protokoller yapılarak dinselliğin etkisi başta okullara olmak üzere çok farklı alanlara taşınmaktadır. Kadınların yaşam hakkının korunması, güçlendirilmesi kadınların ve geliştirilmesi için son derece önemli bir uluslararası belge olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı İslam'ı siyasallaştıran iktidarın ve dinci çevrelerin etkisiyle alınmıştır. Biz bu duygu ve düşüncelerle şunu ifade etmeliyim. Hiçbir siyasal iktidar biz yurttaşların ve çocukların nasıl yaşayacağına karar veremez. Yaşamamıza sahip çıkmak için emek mücadelesi ve eşit yurttaşlık mücadelemizi birlikte yükseltmeliyiz.